Sofraların baş tacı olan pideleri getireceğiz şimdi ekranlarınızda sayın seyirciler. Tırnaklısı, lavaşı ve susamlısı. Dumanı üstünde pideler Malatya'da her öğün vatandaşlara sıcak sıcak sunuluyor. Malatya pideyi seviyor. Yani ki Malatya pideyi seviyor. Malatya'nın dışında olan Malatyalar dahi seviyor. Duman üstünde pide, Malatya ağzıyla açık ekmek. Zengin fakir hiç ayırt etmeden tüm sofraların baş tacıdır. Malatya'da neredeyse her sokakta ve birçok köşe başında bulunan sayısız pide fırınlarında gün boyu sıcak pideler yapılır. Bunun özelliği odunla pişiyor. İnce zarif oluyor, kızarmış oluyor, sıfıradan daha lezzetli. Hem insan sağlığına da çok faydalı diğer ekmeklere göre, hamur olmadığı için. İçinde katkı maddesi yoktur. Malatyalı pideciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmek tarifini iyi dinlemiş olsa gerek ki pidelerde kepek oranı artırılmış, tuz oranı ise azaltılmış. Son zamanlarda ondan da kepek oranı yüksek diyoruz. Tuzunu gayet Başbakanımın da emrinden işte tuzu azaltıyoruz, az tuz atıyoruz. Milletin sağlığı açısından da çok faydalı. Bir de lezzet tamak tadından da bayağı bir güzel oluyor. Bu odunda pişmesi de bu da bambaşka bir güzellik. Pideye şekil vermek için tırnaklar kullanılıyor. Sofralara sunulan pide çeşitlerini tırnak baskısıyla verilen şekiller belirliyor. Şimdi bu böyle bu düz tırnak diyoruz buna. Bir de bunu ters tırnak diyoruz. Onu da çift tırnak vuruyoruz. Ters tırnak da şu şekilde vuruluyor. Bu da bizim ters tırnak dediğimiz şeydir. Kare gibi oluyor. Kare gibi oluyor. Bir de daha eskilerde yapıyordu da şimdiki fırıncılarda pek yapan yok. Böyle bir çeşit yapıyordu. Biz buna sirtma diyoruz. Diyorduk ama böyle bir çeşitimiz vardı. Şöyle yapıyordu. Bunu şu anda Malatya'da pek yapan yok. Yani eski fırıncılar biliyor. Birkaç tane fırıncı. İçini yeni dışan gençler bilmez de bunu. Şekil verilen hamurun ateşle buluşması ve sofralara hazır hale gelmesi yaklaşık 2 dakika sürüyor. Lezzetli bir pidenin oluşması için en büyük iş ise ocak başındaki pişiriciye düşüyor. Ekmek şu şekil kızartıyoruz. Yani ne fazla çiğ ne fazla kızarmış şeklinde orta şekilde pişiriyoruz. Malatya'nın vazgeçilmez pidelerinde, daha doğrusu yani bütün batı illerinde bu tür ekmek çeşitleri yoktur. Sadece Malatya'ya has olarak çıkıyor. Meşe odundan pişiriyoruz. Pişen pideler kağıda sayılarak vatandaşa sunuluyor. Vatandaşsa Malatya'da her öğün sıcak pidenin keyfini çıkarıyor. Fırıncılar sabah erkeninden gelirler. Sıcak ekmek hazır olur. Malatya bu ekmekten daha çok tutuluyor yani. Bu ekmek somur. Her öğün alıyor musunuz? Her öğün alınıyor, evet. Malatya'nın meşhur pidesi bir kez yiyenin günlerce aklında kalıyor. Malatya'nın dışında olan Malatyalar dahi seviyor. Yani buraya yazın geldiği zaman mutlaka koliler şeklinde yapıp götürüyorlar.